Merhaba gençler, zemin mekaniği dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz zeminde gerilme dağılışı. Bir önceki ünitede geostatik düşey gerilmelerden bahsetmiştik. Bunlar toplam gerilme, boşluk suyu basıncı ve efektif gerilme olarak ifade edilmişti. Bunların kaynağı neydi? Bir, zeminin bilimacı malın olması. Eğer ortamda yeraltı suyu varsa bir de suyun birimacı mağaranın etkisi bu üç tane gerilmenin oluşmasına katkıda bulunuyordu. Toplam gerilmenin içinde hem zeminin birimacı mağarlığı hem de ortamdaki suyun birimacı mağarlığı katkıda bulunuyordu. Boşluk suyu basıncının hesabında sadece suyun birimacı mağarlığı katkıda bulunuyordu. Efektif gerilmenin hesaplanmasında zemin ortamında suyun etkisinin çıkarıldığı efektif birimacı ağırlığın kullanıldığı bir gerilme olarak ifade edilmişti. Bugünkü konumuz bu üç tane gerilmeye ki bu üç gerilme zemin ortamında herhangi bir yerde, herhangi bir derinlikte bulunabilecek üç gerilme yani her zaman mevcut olan üç gerilme. Bugünkü konumuz bir dış yüklemenin şurada görülen bir dış yüklemenin acaba bu mevcut olan üç gerilmeye etkisi nasıl olacak? Ek gerilme artışları olacaksa hangilerinde olacak ve bu ne kadar olacak? Miktarı ne olacak? Bunu konuşacağız. Zemin mekaniğinde biz dış yüklemeleri veya alan yüklerini ikiye ayırıyoruz. Bir tanesi sonsuz veya sınırsız alan yükleri, ikincisi de sonlu veya sınırlı alan yükleri. Sol tarafta görüldüğü gibi bir sınırlı alan yükü görüyorsunuz. Bunun manası yükleme sadece zemin yüzeyinde belli bir kısımda yapılıyor. Sağ tarafa veya sol tarafa bakınız devam etmiyor. Sadece şuradaki genişlik boyunca yapılan bir yükleme. Sınırlı alan yükleri. Sonsuz veya sınırsız alan yükleri ise görüldüğü gibi eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar geniş bir alanda yapılan yüklemeler. Sonsuz alan yüklemelerine en güzel örnek mühendislik dolgular. Bunlar bizim şu derinliği Z derinliğine göre çok geniş bir alanı etkilediği için biz bunları mühendislik dolgularını sonsuz büyüklükte veya sınırsız alan yükleri olarak kabul edebiliyoruz. Peki bu iki tane alan yüklemesinin zemin ortamında geostatik düşey gerilmelerde meydana getireceği bir gerilme artışından söz etmiştik. Bunun etkileri yani alan yüklerinin sınırlı veya sınırsız olmasının etkileri nasıl oluyormuş? Hemen bir görelim onu. Görüldüğü gibi sınırlı alan yükleri yüzeyde etkisi en fazla. Zemin ortamında derinlere doğru gittikçe etkisi yavaş yavaş ne yapıyor çocuklar? Azalma eğilimi gösteriyor. Peki sonsuz veya sınırsız alan yükleri deyince ne anlayacağız? Yüzeyde uyguladığınız gerilme artışı yani buradaki sonsuz alan yükünün miktarı neyse derinlik boyunca sabit kalıyor. İşte bu iki yükleme arasındaki fark budur. Sınırlı alan yüklerinde bir azalma eğilimi devam ederken sınırsız veya sonsuz genişlikteki alan yüklerinde yüzeydeki katkı yani yükleme derinlik boyunca aynı kalıyor. Şimdi bunu yakından inceleyelim. Sonsuz alan yükleri zemin yüzeyinde geniş bir alanda yapıldığını söylemiştik ki en büyük çalışma yani buna sonsuz alan yükü kabul ettiğimiz çalışma mühendislik dolguları çocuklar. Bunlar sonsuz yükleme olarak kabul edilebiliyor ve yüzeydeki yükleme yani dış yüklemenin zemin içindeki gerilmelere katkısı Q ile gösterilmiş bazı kitaplarda bazı kitaplarda delta sigma ile gösteriliyor. Bu ekstra katkı
yüklemeniz ne kadarsa derinlik boyunca aynı kaldığını söylemiştim. Peki bu yüzeydeki gerilme artışı, yani bizim yaptığımız mühendislik dolgusunun meydana getirdiği gerilme artışını nasıl bulacağız? Mühendislik dolgusunun yüksekliğini, H dolgu, buradaki mühendislik dolgusunun birim hacim haliyle çarptığımız zaman yüzeydeki etkiyi hesaplayabiliyoruz. H dolgunun birimi metre, zeminimizin yani dolgu zeminimizin birim hacim ağırlığı kilonewton bölü metreküp, gerilme artışının birimi kilonewton bölü metre kare olarak ifade ediliyor. İşte bu birim bizim toplam gerilme, boşluk suyu basıncı ve efektif gerilmenin biriminden olduğunu tekrar hatırlatayım. Peki bu gerilme artışı şu 3 tane gerilmeden hangisine katkıda bulunacak? Toplam gerilmeye katkıda bulunacak. Boşluk suyunu basıncında herhangi bir değişim olmayacak. Yani dış yüklemenin buna bir etkisi olmayacak. Efektif gerilmede toplam gerilme eksi boşluk suyu basıncı olduğu için U sabit kaldı dış yüklemeden dolayı. Toplam gerilmede bir artış oldu. Ne kadar bir artış oldu? Delta sigma veya Q kadar. O zaman efektif gerilmede de toplam gerilmedeki artış kadar, yani Q kadar veya delta sigma kadar bir artış olacaktır. Demek ki benim dış yüklemem boşluk suyu basıncında, boşluk suyu basıncında zaten neyin etkisi var çocuklar? Suyun bir etkisi vardı. Suya gelen, suyun oluşturduğu ya da suyun ağırlığının oluşturduğu bir basınçtı. Bakınız bu dış yüklemenin buna bir katkısı yok. Toplam gerilmeye katkısı var. Yani toplam gerilmeye artı olarak ifade edilecek. Artı Q geostatik duruma ekstradan gerilme artışı olarak gelecek. U sabit kaldığı için buradaki katkı aynı zamanda efektif birim hacim ağırlığa da aynı oranda bir katkı olarak karşımıza çıkacak. Bu şekilde sonsuz alan yüklerinin etkisini, zemindeki geostatik düşey gerilmeye etkisini konuşmuş olduk. Sınırlı alan yüklemelerinin en büyük özelliğinin zeminde meydana gelen gerilme artışının derinlik boyunca sönümlenmesi olduğunu söylemiştik. Zemin mekaniğinde sınırlı alan yüklemeleri tipleri tekil ya da noktasal yük, çizgisel yük, uniform şerit yük, uniform dikdörtgen yayılı yük, bu kare de olabilir bu arada. Uniform dairesel yayılı yük veya bir radye temel tabanına gelen yüklemeler sınırlı alan yüklemeleri olarak ifade edilebiliyor. Şimdi sınırlı alan yüklemelerinin zemin ortamında meydana getireceği gerilme artışı derinlik boyunca incelenecek. Bunun hangi yöntemlere göre yapılacağını şimdi konuşmaya başlayacağız. Tabii gerilme artışına geçmeden önce yapacağımız ilk şey sınırlı alan yükü, yani dış yük olan Q nedir? Bunun hesabı nasıl yapılır? Onu konuşalım. Mesela şuradaki uniform dairesel yayılı yükten başlayalım. Böyle bir dairesel temelimiz var. Bu temelimize oturan bir kolon var çocuklar. Bu kolondan gelen yük NK. Yani yapıdan gelen yükümüz, bu kolonla gelen yükümüz NK. Bu yüke ek olarak şuradaki dairesel temelin ağırlığı. Peki bu ağırlık nedir çocuklar? Pi r kare, yani şuradaki dairesel temelin yarıçapının enkesit alanı oluyor. Pi r kare ile bulduğumuz değer. Çarpı yüksekliği, temelimizin yüksekliği d çarpı bu temelin yapıldığı betonun birim hacim ağırlığı. Bu kilonewton. Şunları da hesapladığımız zaman kilonewton
temelin yapıldığı betonun bir macimalı kilonewton metreküp. Burası metrekare. Yükseklikte metre olduğu için bunlar bunu götürecek ve kilonewton olacak. Yapıdan gelen yük artı şuradaki dairesel temelin ağırlığı bölü şuradaki temelin oturduğu en kesit alanı veya taban alanı neyse pi r kare. İşte bu bizim sınırlı alan yükünden dolayı zemine gelen temel taban basıncımız oluyor. Yani biz yüzeyi bununla yüklüyoruz. Bu yüklemeden dolayı zemin ortamındaki gerilme artışını hesaplayacağız. Yani bizim gerilme artışı hesaplamadan önce bu yapıdan gelen temel taban basıncını veya yapının temelinden gelen, temeline gelen yükü veya gerilme veya basıncı bilmek gerekiyor. Mesela bu hesabı radye temelde şöyle yapabiliriz. Çok benzer bir şekilde. Bu radye temele gelen, bakınız burada kolonlarımız var. Her bir kolondan gelen NK yükünün toplamı. Kaç tane kolon varsa bu kadar kolondan, yapıdan gelen yükün toplamı, toplam işareti NK'yı. Kaç tane kolon varsa bunlardan gelen, yani yapıdan gelen yüklerin toplamı artı buradaki radye temelin ağırlığı. Radye temelin B'si, L'si çarpı yüksekliği D ve bu radye temelin yapıldığı betonun birim hacim ağırlığı bölü radye temelin oturma alanı B çarpı L. İşte bu radye temelden dolayı zemine gelen yük, yani temel taban basıncı QT olarak hesaplanabiliyor. Aynı şekilde diğerlerine bir bakalım. Bu sefer bir dikdörtgen, bu kare de olabilirdi. Yine kolondan gelen bir yükümüz var. Bakınız NK. Ve şuradaki dikdörtgen veya kare olsaydı, kare temelimizin en kesit alanı L çarpı B çarpı yüksekliği, bu temelimizin yüksekliği D olsun, çarpı D çarpı şuradaki temelimizi inşa ettiğimiz betonun birim hacim ağırlığı bölü buradaki yapıdan gelen yük artı şunun ağırlığı bölü temelimizin taban alanı. L çarpı B'ye böldüğümüz zaman işte bu temel taban basıncı veya kontak basıncı veya değme basıncı dediğimiz, yani yapıdan gelip zemine aktarılacak olan, işte bakınız şu yük. Bu işte bu yük sınırlı alan yükü oluyor. Bu hesabı, yani şu QT, yapıdan gelen QT'yi bilmeden gerilme artışına ne yapamıyor çocuklar? Geçiş yapamıyoruz. Şimdi buradan şuna geçiş yapabiliriz artık. Yapıdan gelen neyimiz var o zaman? Bir temel taban basıncımız var. Yani zeminimizin üzerine gelen bir sınırlı alan yükü var. Bunun hesabı, ya doğrusu bundan oluşacak, zemin ortamında oluşacak, Z derinliği boyunca oluşacak olan gerilme artışı nasıl hesaplanıyor? Elastik teoriye göre hesaplanıyor. İşte bu elastik teoride bazı kabuller yapılıyor hesaplamaları basitleştirmek amacıyla. Zemin elastik olup gerilme deformasyon ilişkisi doğrusaldır. Hemen yazalım o ilişkiyi. Bildiğimiz bir formülasyon bu. Gerilme, elastisite ve birim deformasyonla bu şekilde ifade edilebiliyor. İşte bunun ismi Hooke yasasıydı. Zemin ortamı homojendir. Elastisite modülü ve Poisson oranı zeminin her yerinde aynıdır. Zemin ortamı izotroptur. Yani özellikleri bir noktada her doğrultuda aynıdır. Zemin ortamı yarı sonsuzdur. İşte bu kabuller doğrultusunda yüzeyde QT ile yüklenmiş olan, yani bir temelden gelen bir basınçla yüklenmiş olan sınırlı alan yükünden dolayı zeminde oluşacak olan gerilme artışını
şu şekilde hesaplayabiliyoruz.